Herkese merhaba. Çok keyifli bir toplantı. Ben Can Kayacılar, temelde biyoloğum. 2002 yılında Abantist Baysal Üniversitesi Biyoloji bölümüne girdim. 10 senem biyoloji ve daha sonrasında da İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir Bilim bölümünde geçti. Bir 10 yılımda özel sektörde aslında birçoğunuzun bildiği bazı gıdaları tasarlamakla ve gıdaları yaygınlaştırmakla geçti. Temelde hem akademisyen hem de yarı özel sektör şeyiyim. Şimdi ben sizi yüksek lisans çalışmalarıma götürmek istiyorum sinir bilim bölümünde. Uzun yıllar boyunca Alzheimer, Parkinson, depresyon, işte bağımlılık gibi birçok hayvan modelleriyle çalıştım. Ve bu hayvan modellerinde antioksidan denilen, aslında bizim bitkilerde gördüğümüz elmada, işte elmaya rengini veren ya da muza kokusunu veren ya da ne bileyim bir marula o sevdiğimiz kokusunu veren antioksidan moleküllerle çalıştım ve antioksidan moleküllerin aslında canlılardaki moleküler mekanizmalarını, yani biz antioksidanları tükettiğimiz zaman bu antioksidanlar bizde ne gibi etkiler yapıyor? Yani bizi mesela kaslarımızı daha güçlü mü kılıyor, bizi hastalıklardan mı koruyor ya da tedavi edici özelliklerim var, bunları çalıştım ve bu çalışmalar 8 yıl boyunca sürdü. Yani biz hayvanlara öncelikle antioksidanları verip daha sonra hayvanları hasta edip ya da önce hayvanları hasta edip daha sonra antioksidan moleküller vermeye başladık ve bu süreçte aslında antioksidan bileşenlerin hastalıkların tedavilerinde kullanılamayacağını, yani biz eğer Alzheimer oluyorsak, eğer kansersek, eğer diyabetsek bunlarda kullanılamayacağını ama antioksidan moleküllerin özellikle hastalıklardan bizi koruyabileceğini gördük. Ve buradan yola çıkarak aslında bütün Türkiye toplumunun sağlığıyla alakalı bazı çalışmalara giriştik. Yani bunlara aslında beslenmeye bağlı hastalıkların engellenmesi anlamını taşıyan bazı çalışmalar yaptık. Mesela bu salonda bulunan her 4 kişiden birini biz maalesef kalp damar hastalıklarından kaybedeceğiz. Bir o kadarını kanserden, bir o kadarını diyabetten, bir o kadarını obeziteden kaybedeceğiz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye Alzheimer görülme sıklığında dünyada bir numara olacak. Ve bunun gibi daha bizim inanılmaz hastalık yüklerimiz var. Yani buradaki salondaki herkesin tanıdığı birçok hastalığa sahip insan vardır. Ve biz bu beslenmeye bağlı hastalıkları burada da gördüğünüz gibi giderek artan sayıda aslında Türkiye toplumu hastalanıyor. Ve bu hastalıkların temelinde de aslında tükettiğimiz gıdalar ve yaşam stilimiz geliyor. Öncelikle tükettiğimiz bu gıdaları tamamen şey yapmak durumundayız, zenginleştirmek durumundayız ki hastalıklardan korunabilelim. Mesela beslenmeye bağlı hastalıklarda özellikle kalp damar hastalıkları bir numarayı tutuyor. Yani biz aslında sağlıklı olmak için 3 basamağı yerine getirmeliyiz. Biz birincisi sağlıklı beslenmeliyiz, düzenli spor yapmalıyız ve güçlü sosyal ilişkilerimiz olmalı. Eğer bu 3 basamak olmazsa biz kendimize sağlıklıyız diyemeyiz. Yani oturduğumuz yerden sağlıklı beslenmek aslında bizi sağlıklı kılmıyor. Ya da sürekli spor yapıp junk foodlarla beslenmek bizi yine sağlıklı yapmıyor. Ya da tamamen izole bir ortamda yaşayıp hem sağlıklı beslenip hem spor yaparsak bu da yetmiyor. Bir güçlü sosyal ilişkimizin olması gerekiyor. Mesela pandemi bizi bundan arındırdı ve 2 yıl boyunca biz evlerde durmak durumunda kaldık ve o nedenle pandemi özellikle Türkiye'de depresyonun görülme sıklığını çok arttırdı. Anksiyeteyi çok arttırdı. Çok şükür ki bu salon artık pandemisiz, belki benim çıktığım ilk kalabalık salonlardan bir tanesi. Biz bunları Türkiye toplumu olarak bazı şekillerde bazı gıdaların zenginleştirilmesiyle aşabiliriz. Yani mesela biz bunlara fonksiyonel gıda diyoruz. Antioksidanlarca zengin, proteince zengin, multivitamin mineralce zengin, kolajence zengin, aklınıza ne gelirse ama zenginleştirilmiş gıdalar. Yani karbonhidrat temelinde olmayan çok farklı şekillerde zenginleştirilmiş gıdalar fonksiyonel gıda olarak biliniyor ve belki bu salonda birçoğunuz görmüşsünüzdür. 2019 yılında ben Türkiye'de fonksiyonel gıdaların bilinirliğini artırmak için mor ekmek diye bir şey yaptım ve bu mor ekmek bütün zincir marketlerde, bütün Türkiye'deki çok farklı
illerde satılmaya başladı ve mor ekmeğe ek olarak mor baklavalar, mor gofretler, mor şeyler markete gittiğiniz zaman bunları görebilirsiniz. Bunlar mesela mor sebze meyve özlerini içeren aslında bir fonksiyonel gıdaydı. Şimdi gelecekte bizi çok farklı bir senaryo bekliyor. Çünkü biz beslenmemiz, yani Türkiye toplumu aslında malnütrisyon yaşayan, yani eksik beslenen bir toplum ve bunun giderilmesi gerekiyor. Öncelikle gelecekte geleceğin gıdaları olarak iki basamak var. Birincisi öğün yerine geçecek olan gıdalar. Yani biz gıdalarımızı artık böyle daha kompakt, daha multivitamin mineralce zengin, daha besleyici formlarda tüketeceğiz. Yani kahvaltılarımızı öyle, öğle yemeklerimizi öyle, sadece günde bir öğünü normal bildiğimiz klasik şekillerde beslenmeye başlayacağız. Bunun daha birçok etkisi var. Yani bu iklim krizinin getirdiği bir şey değil, hava değişimlerinin getirdiği bir şey değil, ülkeler arası transportların pahalandığından dolayı kıtlığın daha fazla yayıldığından değil vesaire vesaire. Bunun gibi daha birçok şey söz konusu. Ve burada aslında öğün yerine geçecek olan gıdaları bizim tasarlamamız lazım. Bizim düşünmemiz ve bizim talep etmemiz lazım firmalardan. İkincisi de medikal gıdalar. Biz medikal gıdaları 2030'lu yıllardan sonra konuşmaya başlayacağız. Medikal gıdalar şöyle, biz eğer kanser hastalığına yakalandıysak, biz kanser hastalığının tedavisine ek olarak bizleri daha kolay atlatabilmemizi ya da tedavi süreçlerini daha kolaylaştırıcı gıdalar bunlar. Ve ayrıca mesela ağrı kesici özellikli gıdalar da olabilir bu medikal gıdalar. Bunun gibi şeyleri, yani fonksiyonel gıdaları ülkemizde yaygınlaştırmalıyız. Ben fonksiyonel gıda terimini yazdığınız zaman 10 sene önce bunları söylemiştim. Karbon salımı konusunu 6 yıl önce bahsetmiştim. Şimdi de size aslında gelecekte bu gıdalar nasıl olacak? Türkiye buradan nasıl katma değerli ürünler çıkartacak ve Türkiye nasıl ilerleyecek? Biraz onun çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, bunlar olmalı ama nasıl yapmalıyız? Bunun başında tarımı düzeltmemiz lazım. Türkiye toprakları öyle söylendiği gibi çok verimli topraklar değiller. Yani Türkiye topraklarının %75'i organik materyal cinsinden %1 ile %2 organik materyal içeren topraklar. O nedenle tüm toprakların, Türkiye'deki bulunan birçok toprağın temelde kompost denilen, işte bizim organik atıklarımızın aslında çevrildiği ve aslında bizim gıdalarımızı farklı şekilde çöplerimizi daha doğrusu ayrıştırdığımız bir basamakla kompostça zenginleştirmeli. Bu yapacaklarımızın başında geliyor ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmalıyız. Yani bunu mesela tanıdığınız bazı ünlüler bu konuda başladılar ve toprağın aslında kompostça zenginleştirilmesi, aslında organik materyalce zenginleştirilmesi gerekiyor. İkinci şey biyostimülanlar. Biyostimülanlar konusunu Eylül ayında daha net bir şekilde duyacaksınız. Biyostimülanlar aslında bizim proteinlerden ya da farklı biyolojik moleküllerden aldığımız bazı özütlerden oluşuyor. Mesela bir alg özütü ya da bir protein parçası bir biyostimülan oluyor. Ve bunlar gübre yerine geçen uygulamalardan bahsediyorum. Şimdi tarımı düzelttiğimiz zaman, yani kompostça zenginleştirmeye başladığımız zaman, seralar kurduğumuz zaman, organik tarıma geçtiğimiz zaman, dikey tarıma başladığımız zaman, az önce bütün arkadaşların da söylediği gibi tarımın teknolojiyle geliştirdiğimiz zaman ikinci bir yapacağımız şey süperkritik ekstraksiyon yöntemi. Yani biz domatesten o kırmızılığını almalıyız ya da karpuzlardan o kırmızılığını almalıyız. Süperkritik ekstraksiyon prosesi diye bir proses var. Bunu belki daha yeni duyuyorsunuz. Biz bunu yaygınlaştırmaya, Türkiye'de bunun adını daha fazla duyurmaya, bu süperkritik ekstraksiyonlarla bütün işte yağ üretimlerimizi ya da bütün ekstra üretimlerimizi bu forma çevirmeye çalışıyoruz. Bu nasıl bir form? Süperkritik ekstraksiyon yüksek basınçta karbondioksitin aslında katı sıvı gazdan farklı bir formda koyulan biyolojik materyale difüz etmesiyle ve bunu selektif olarak saflaştırmasıyla meşhur. Yani mesela kahveden kafeini nasıl arındırabiliriz? Ya da domatesten kırmızılığını nasıl alabiliriz? Ya da ne bileyim bir ayçiçeğinin o sarılığını, yani luteini, yani gözlerimize iyi gelen o bileşeni oradan nasıl alabiliriz sorusunun cevabı hep süperkritik ekstraksiyondan geçiyor. Çünkü bunları yaptığımız zaman biz tarım atıklarını değerlendirebiliriz. Biz aklımıza gelen tüm tıbbi ve medikal bitkilerden
çok farklı sağlığımıza iyi gelen molekülleri saflaştırabiliriz. Ve bunları doğrudan gıdalara katabiliriz. Böylece mesela Türkiye'nin sağlık harcamalarını fonksiyonel gıdalar kullanarak, içimizde muhtemelen gıda mühendisleri var, fonksiyonel gıdalar kullanarak azaltabiliriz. Yani biz gelecekte obeziteye yakalanmayabiliriz, biz gelecekte diyabete yakalanmayabiliriz, Alzheimer'la uğraşmayabiliriz, kanser hastalığıyla ulaşmayabiliriz. Bunun gibi daha birçok şey, tabii bilişsel fonksiyonlarımızı arttırırız, daha sağlıklı oluruz, daha enerjik kalkarız vesaire, depresyonu engelleriz gibi gibi. Yani süperkritik ekstraksiyonla yapamayacağımız şey yok. Yani aklınızı bütün sebze, meyve, tıbbi medikal bitkilerden yüksek katma değerli ürün eldesi konusu. Yani biz şu an mesela işte diyelim ki 8.000 dolar gibi bir ortalama gelire sahipsek, bunu 80.000 dolara aslında süperkritik ekstraksiyonla getirebiliriz. Çünkü biz bütün gıdalardan, bütün tarım ürünlerinden yüksek katma değerli ürünler yapabiliriz. Biz bunların tesislerini Türkiye'ye kurmaya başladık. İkincisi bitkisel proteinler. Gelecekte bütün gıdaların hepsi bitkisel proteince zenginleştirilecek. Bazıları mesela bana karşı çıkıyor, bitkisel protein olur mu? İşte aslında biz Türk toplumu olarak beslenmemizin, yani protein ihtiyacımızın %65'inden fazlasını zaten bitkilerden karşılıyoruz. Nereden biliyor musunuz? Bu salondaki herkes enerji ihtiyacının %50'sini ekmekten karşılıyor. Yani biz yoğun bir şekilde ekmek tüketiyoruz. Ekmekte de 100 gram ekmekte 9 gram protein söz konusu. Biz bunu farklı yollarla 18 grama çıkartırsak aslında toplumun birçok sağlık problemini çözmüş olacağız. Çünkü biz bu sefer daha dengeli besleneceğiz, daha karbonhidrattan daha az besleneceğiz, daha enerjik olacağız. Yani proteinin bize sağlayabileceği etkileri gerçekten hayal edemiyorum ve bu Türkiye'de bir dönüşümü başlatacak. Tabii bitkisel proteinleri nereden elde edebileceğiz? Mesela Türkiye'deki ay çekirdeği fabrikalarının posalarından ya da mesela milyon tonlara varan domateslerin kabuklarından ya da işte ne bileyim aklınıza gelecek olan bütün çerçöpten proteinler saflaştırılabilir ve bunlar gıdalara katılabilir. Benim ikinci büyük hayalim bu, ikinci yapmaya çalıştığım şey bu. Yani Türkiye'ye bitkisel protein fabrikaları kurmak ve bundan çıkan şeyleri gıdalarla zenginleştirmek gibi. Şimdi ben girişimci olarak Türkiye'de 2012 yılında Türkiye'nin ilk tekno girişim birincisiyim ve Türkiye'de Türkiye'nin ilk nanobiyoteknoloji şirketini kurup 40 metrekareden 3100 metrekarelik Ar-Ge merkezine çevirmiş bir insanım ve bütün TÜBİTAK, KOSGEB, işte Teknoloji Sanayi Bakanlığı desteklerini almış bir insanım. Ben topluma örnek olmak için buradayım. Benim bütün arkadaşlarım yurt dışında. Hepsi gittiler. Hiçbiri burada kalmadı ve işte ne bileyim İrlanda'da, İsveç'te, Amerika'da. Ama ben buradayım çünkü bu toplumun bize ihtiyacı var. Bu toplumun hepimize ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim bilginiz için. Çok sağ olun.